Selamlar, hoş geldiniz. İntegral'de alan kısmındayız. Sizleri beklettim. Çok özür dilerim ama beklediğinize değdi arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Bu dosyayı kendim hazırladım, çizdim, boyadım. Bilgisayar ortamında çizdirmek uzun zaman alacaktı. En iyisi mi yazayım dedim arkadaşlar. O yüzden yaklaşık 5-6 saatimi verdim. Hem soruları yazmam, çizmem, hazırlamam epey vaktimi aldı. Bu dosyada gördüğünüz tüm soru tipleri daha doğrusu bu dosyada gördüğünüz sorular neredeyse karşılaşacağınız tüm soru tiplerini kapsıyor. Sizden ricam lütfen anlattığım her şeyi tane tane dinleyin yaptığım her adımı da içinize sindirin. Burada öğrendiğiniz teknikleri üniversitede dahi kullanacaksınız. Size söz veriyorum. İyi dinlediğiniz takdirde karşınıza gelecek tüm alan sorularını çok iddialı konuşuyorum. Farkındayım. Normalde böyle şeyler söylemem ama integral sizin müfredatınızla basit bir konu arkadaşlar. O yüzden karşınıza gelecek tüm alan sorularını Anlattığım yöntemi içinize sindirirseniz rahatlıkla çözeceksiniz. Lütfen sizler Nijam keyifli bir şekilde dinleyin. Dosyayı açıklama kısmına bırakmış olacağım. Şimdi üste gelelim. Göstereyim birazcık e, konuşacağımız şeyler fazla. Ben olabildiğince temiz bir şekilde not tutmaya çalışacağım. Siz de lütfen çıktı alırsanız benle birlikte takip edin. Dediğim gibi neredeyse karşılaşacağınız tüm soru tipleri var. Bilginiz olsun. O yüzden burası bizler için yeterli olacak. Şimdi fx eğrisi ile x ekseni arasında kalan bölgenin alanı ile başlayalım. Ben bu noktaya kadar bazı şeyleri kendim zaten sizlere itele itele anlattım. O yüzden çok da hiçbir şey bilmiyormuşsunuz gibi devam etmeyeceğim. Bazı anlattığım şeyleri burada kullanacağım. Hadi bakalım başlayalım. Eğer okulda öğrendiyseniz ve benden tekrar için dinliyorsanız burada şöyle sizlere anlatılmış olabilir. Mutlak değer kullanılmış olabilir. Ben arkadaşlar bu kısmı anlatırken kesinlikle mutlak değer kullanmıyorum. Bilginiz olsun. Sizin de kullanmanızı önermiyorum. Ne yapacağız o zaman? Burada anlattığım yöntemleri iyi anlarsanız. Benim hatta benle çalışıp makine bölümü kazanan öğrencilerim olunca çok mutlu oluyorum. Onlar o bölümde e, statik ve dinamik dersleri var. Orada çok fazla bu integral dönüşümlerini kullanıyorlar. Ve biz çok mutlu oluyoruz. O yüzden lütfen anlattıklarımın geleceğe de yatırım özellikle mühendislik fakültesi okuyacaksanız. Geleceğe yatırım olduğunu unutmayın. Yöntemleri güzel öğrenin. Ezberlemiyoruz. Biz mutlak değer kullanıp böyle çıkıyor deyip geçmeyeceğiz arkadaşlar. Hepsini söyleyeceğiz. Hadi bakalım başlayalım nasıl kullanıyormuşuz. Şimdi elimizde bir eğri var. Lütfen dikkat edin bu eğri sürekli pozitif tanımlı. Ve biz burada altta kalan alanı bulmak istiyorsak bunun belirli integralle aynı şey olmadığını söylemiştik. Ama burada alanı bulacaksak şöyle başlayalım. Siz arkadaşlar burada biz hep hangi geometrik şekli kullandık? Evet, dikdörtgen. Burada minicik bir dikdörtgen oluşturun. Burada oluşturduğumuz bu minicik dikdörtgenin kalınlığı ne kadar olacak? Biz bu değişikliği hangi eksende uyguluyoruz? X'te. Dolayısıyla şu minicik kalınlık dx kadar olacaktır. Burayı konuşmuştuk. Burada aldığınız x'lere karşılık bu yükseklik fx olarak gelecektir. Çünkü bu eğri fx. 1x noktası aldıysam kalınlığı sonsuz küçük kadar dx ise bu dikdörtgenin alanı dx çarpı fx olarak karşımıza çıkacaktır. Ve biz daha sonrasında neyi söyledik? Hatta şununla yazsam daha düzgün gözükecek sanırım. Biraz geriye çıkıyorum dx çarpı fx olarak söyledik. Ardından biz bu yapacağımız işlemi integralin bir toplama işlemi olduğunu söylemiştik. Bu işlemi yaparken ne diyeceksiniz? İntegral işareti nereden nereye kadar? A'dan B'ye kadar belirli integral. İşte arkadaşlar bu size alanı verecektir. Eğri pozitif tanımlı olduğu için burada yaptığınız işlemin karşılığı belirli integrale eşit olacaktır. Lütfen şuna dikkat edin. Sağdaki şekle geleyim. Biz burada bir alan bulacaksak tekrar soruyorum. Yaptığım her şeyi sizin de ilk etapta uygulamanızı isterim. Ne Hangi geometrik şekilde alan bulduk? Dikdörtgen. O zaman arkadaşlar gidip üşenmeden bir tane dikdörtgen çizeceksiniz. Çizdim. Tane tane ilerliyorum. Bakın buradaki kalınlığım ne kadardır? Sonsuz küçüklükte dx kadardır. Buraya koydum. Şimdi dikkat edin. Biz belirli integralle alanın aynı şey olmayabileceğini söyledik. Özellikle bu eğriler x eksenin altında kalıyorsa negatif tanımlıysa. Eğer siz belirli integral değil alan bulmak istiyorsanız yapacağınız tek şey dikdörtgeni oluşturduktan sonra dikdörtgenin uzun kenarını bulmak olacak. Düşünün burada bir cetvel var, burası 0, burası eksi 3. Tabi eksi 3 demeyelim ya da burada işte bir şey bulacaksınız. Atıyorum bir sayı doğrusu var diyelim. Şu aradaki uzaklığı nasıl buluyorsunuz? Mutlak değere geçiyorum diyebilirsiniz. Evet ama biz mutlak değer kullanmayalım. Şu mutlak değer kafasından çıkalım. Çünkü ileride washer metot, disk metot bunları öğrendiğinizde mutlak değer falan işe yaramadığını gördüğünüzde ben niye bu kadar şeyi boşa öğrenmişim deyip kendinizi üzeceksiniz. O yüzden lütfen bu şekilde öğrenin. İşinize de ileride de yarasın. Nasıl buluyoruz biz bu farkı? Yukarıdakiden aşağıdakini çıkarıyoruz. Ha, o zaman arada kalan alanlara bakıyorsak acaba burada bir fonksiyon mu var? Acaba bu bir fonksiyon mu? Elbette bu bir fonksiyon arkadaşlar. Bu y eşittir 0 fonksiyonu. Acaba bu bir fonksiyon mu? Elbette bu ne yazmamışız ama y eşittir fx. O zaman bu aralıktaki tüm yükseklikleriniz nedir? Nereden ne çıkıyor? y eşittir 0'dan y eşittir fx çıkıyor. O halde sizin yazacağınız şey burada uzunluğu, dikdörtgenin uzun kenarı ne kadardır? İntegral içerisinde 0 eksi fx dx kadardır. Bu da nereden nereye? a'dan b'ye olacak. İşte o yüzdendir ki burası ne diye çıkacaktı? A'dan B'ye eksi fx dx. Mutlak değerle anlatıldıysa da size öyle görmediyseniz de boş verin. Buradaki anlattığım zaten yeterli. Bilenler için söylüyorum. Mutlak değerle anlatıldıysa da siz negatif olduğu için önüne bir eksi koyacaktınız. Ama söylüyorum o toplara hiç gerek yok. Lütfen bir yükseklik alın ve arada kalan farkı yazdıktan sonra işlem yapın. Tek isteğimiz bu. Şimdi yanda bir sorumuz var. Bakalım. S1, S2, S3 bize verilmiş. Şimdi S1'i nasıl bulacağız? İfade etmemiz isteniyor sadece, bir değer yok. Zaten çözemeyiz. S1 için arkadaşlar hangi şekli oluşturdum? Dikdörtgen oluşturdum, çizdim, güzel. B'ye kadar bu dikdörtgenler hep aynı gidiyor bakın, evet. O zaman kalınlıkları dx kadar, nereden nereye? A'dan B'ye kadar neler? FX'ler olacaktır değil mi? FX, DX diyeceğim. Çünkü bunların hepsi aynı şekilde kalmış. B'den sonra, B'den C'ye kadar negatife düşmüşüz. O yüzden burayı başka bir şekilde yazmamız lazım. Başkadan kastım şu. B ve C aralığında yüksekliğiniz değişti mi? Elbette değişti. Ne oldu arkadaşlar yüksekliğiniz? Ha? Bakın artık burası sıfırken burası fx. Biz bu farkı aldığımızda ne diyeceğiz? 0 eksi fx. O halde siz B'den C'ye kadar arada kalan alanı bulmak istiyorsanız eksi fx çarpı dx demek zorundasınız. Bir daha söylüyorum. Burada biz bir yükseklik alıyoruz. Bu aldığımız yüksekliğin yukarısından aşağısını çıkarttığımızda burası fx'te. Bu sefer yukarıdan aşağı çıkarttığımızda 0 eksi fx geldiği için eksi fx aldık. S3'e geri geldiğinde ne diyeceğim? C'den D'ye kadar bir değişiklik yok. Bu yine pozitif olduğu için direkt fx dx diyorum. Aslına bakarsanız burada şunu da yazabilirsiniz. fx eksi 0 dx. 0 nereden geldi? x ekseninin kendisi olacaktı. Tamam Şimdi A'dan D'ye fx dx'in belirli integraline bakıyor olsaydık ne diyecektik? Lütfen dikkat edin. Artık bir belirli integral sorusu varsa buna S1, S2, S3 diyemezsiniz. Neden? S2'ler eğrinin altında kaldığı için belirli integrallerine çıkacaktır? Bunların negatifi. Biz bunları konuştuk arkadaşlar. Belirli integrali anlatırken konuştuk. O yüzden burada tekrar üzerinde durmayacağım. S1-S2 artı S3 diye bu belirli integrali dışarı çıkartmak zorundaydınız. Şunu da söyleyebilirsiniz. B ve C'nin belirli integrali. E, negatif çıkacaktır. Neyin? Alanın negatiflisi. Yani biz burada B'den C'ye integrale, belirli integrale bakıyor olsaydık fx de ne diyecektik direkt? Eksi s2 çıktığını da söyleyebilirdiniz. Tamam. Şimdi bir alttaki örneğe gelelim. Daha iyi anlayacaksınız. Bakalım ne yapacağız? S1 2 birim, S2 3 birim bunlar verilmiş. Şimdi eksi 4'ten 0'a kadar belirli integral. Arkadaşlar bakın sizden belirli integral istiyor. Bu bir alan sorusu değil. Alanlar bize verilmiş ama bunun sonucu olarak geldiğini biliyoruz. Madem öyle o zaman ne diyecektiniz? Eksi 4'ten 0'a kadar S1 eksi S2 diyecektiniz. Sebep? çünkü burası pozitiftir. Burası negatiftir. Aşağıda kalmıştır. Ve belirli integrale bakarken işaretini değiştirmesi lazım. İzninizle ben değerlerini yazmıyorum. Zaman kaybetmeyelim. Eksi 1'den 2'ye kadar belirli integral soruyorsa. Şurası nedir? S2, S3. O zaman S3 eksi S2 diyecektik. 3'e baktım. Eksi 4'ten 5'e kadar. Çok güzel. Yukarıda kalanlar alanın pozitiflisi S1 artı S3. Aşağıda kalanlar ne gelecekti? Negatiflisi tabii ki S1, S3, eksi S2, S4 diyecektik. Şimdi 4'e geldik. Birazcık işler garipleşti. Neden? Fonksiyonun mutlağını almışız. Bakın ben hep söyledim. Grafik bilgisi olmadan olmaz arkadaşlar. Limit, türev, integral, fonksiyon bilmeden, grafik bilmeden bana göre olmaz. Yapıyorsanız da bazı noktalarda ezberi yapıyorsunuzdur. O yüzden lütfen fonksiyon bilginizi ve grafik bilginizi Tekrar edin eksiğiniz varsa. Mutlak değerini almak demek eğrinin aşağıda kalan kısımlarını yukarı katlamak. Aşağıda neyin aşağısı? X ekseninin aşağısı. Dolayısıyla mutlak değerin grafiği bakın şöyle bir şey olacaktı. Değil mi? Ben noktalı noktalı çiziyorum. Tabii ki bu sürekli olacak. Hani süreksizlik anlamına gelmesin. Sadece göstermek açısından çizdim. Dolayısıyla S1 yine orada kalıyor. Burası S2 oldu. Burası da S4 oldu. Mutlak değerini aldığımız bir fonksiyonun dışarıdan mutlak değerini alırsak bunlar hep ne çıkacak? sıfırdan büyük ve eşit. Dolayısıyla eğri pozitif tanımlı. O halde pozitif tanımlı bir eğride alacağımız belirli integral aynı zamanda alana eşit gelecekti. Yani buradaki işlemin sonucu da S1, S2, S3, S4 olacaktı. Eksi 5'ten 5'e dikkat edin. F sildim buraya arkadaşlar. Mutlak değer x. Aynı şey demek de İçerinin mutluğunu almak demek. Fonksiyonun y ekseninin sağındaki kısmı sola yapıştırmak demektir. Niye? Çünkü içeriye negatif şeyler koyduğunuzda mutlak değer pozitife çevireceği için sağdaki kısmın aynısını solda görecektiniz. Nasıl? 2'ye kadar gittiyse bu. Eksi 2'ye kadar gelecekti. Ardından ne? 5'e kadar. Şöyle çizeyim. Değil mi? Ha 5'e kadar aşağı iniyor. Şöyle gelecekti. Böyle gidecekti. Burası da ne gelirdi o zaman? Eksi 5 gelirdi. Bir bakayım düzgün çıkıyor mu? Evet. Az da olsa görüyorsunuz. Şöyle bir grafik olacaktı. E ne dedik? O zaman Yukarıdan geliyorsam burası da S3'tür. Değil mi? Eksi 2'ye kadar. Yan tarafta S4'tür. Bana neyi sormuş? Eksi 5'den 5'e bu alanı sorduysa ne yapmam gerekiyor? Tabii ki 2 tane S3 eksi 2 tane S4 diyecektik. Eksi 2'den 2'ye. biraz daha işler karıştı. Şimdi arkadaşlar şuna bakalım. F eksi x alınmış. Eyvah birazcık zor. Şimdi F eksi 2 demek? Bir ona bakalım. Sonra bunun mutlak değerini alalım. Önüne de eksi koyalım. Evet yapalım birlikte. Şurayı temizledim. F. Öncelikle eksi x'e bakalım. Eksi x demek ne demektir? Aslında bizim soldaki görüntülerimiz sağa dönecek. Sağdakiler sola dönecek değil mi? Yani bu grafik ne olacaktı? Ee, bir koyduğumuz artık eksi 1 gibi davranacağı için şöyle bir şey çizecektik. Bunu böyle çizeyim. Şurası eksi 1 gelecekti. Şurası eksi 4 gelecekti. Bunu da yana alacaktık. Az önceki gibi şöyle çizecektik. Burası eksi 2'ye. Şurası da eksi 5 gelecekti. Evet grafimiz şöyle. O zaman bu kısma ne diyeceğiz? Bakın şurası S2. Şöyle boyayayım bari. Karışacak çünkü. Eksi 2'ye kadar olan şu kısım S3. Ee, şurası S4 geldi. Şurası da ne gelecektir? S1 gelecektir. Evet şöyle bir şey olacaktı. Birazcık karıştı. Şimdi bunun mutlağını alsaydık. Alıyorum mutlağını. Bakın bu yukarı gitti. Tamam. Şöyle geldik. Bu yukarı gitti. Şöyle döndü. Yani S2 buradan aldım. Arkadaşlar S2 şurası oldu artık. Peki S3 burada kalıyor. Bunun mutlağını aldık şöyle olacaktı değil mi? Bunun mutlularını aldık. Bakın şöyle gelecekti. Geri buradan gidecekti. Burada ne, ne, olur artık? S4 olur. Harika. Bizden neyi soruyor? Bunun mutlularına da geçmiştim. En son önüne bir de eksi koymuştu. Dolayısıyla burada bulduğumuz her şeyi şimdi aşağı çevirme vakti. Aşağı gitti. Evet çok sinir bozucu sormuşum. Böyle döndük. Böyle döndük. Bunları siliyorum. Bakın S3 şurası oldu geri. S4 şurası oldu. Buraları sildim. Kopmayın lütfen. Kopmayın. Aşağı doğru Dönüyorsa bunlar geri aşağı döndü. Buraya geldi. Burası S2 oldu. Aşağı doğru dönecekti. O zaman şöyle geliyorsa bu da böyle gelecekti. Böyle gidecektik. O zaman burada S1 oldu. Anlaştık mı? Zaten mutlak değerli bir şeyin negatiflisi daima sıfırdan küçük ve eşit gelecektir. Aslında sadece grafiği görün diye biraz da uğraştım. Nihayetinde ne görüyorsunuz? S4 şurada, S3 şurada, S2 şurada, S1 şurada. Bunların hepsi eksenin altında kalıyorsa e ne diye çıkacaktır? Eksi 2'den 2'ye demiş bir de. Eksi 2 işte şurası. Nerede? 2 bizde yok ki. Değil mi? Şey bilmiyoruz. Sorunun kökünü düzeltiyorum. Burayı 2 olarak vermiyorum arkadaşlar. Ben baştan sona vermek istiyorum. Eksi 5 ile 5 verelim yine. Eksi 5 ile 5 de veremem değil mi? Eksi 5 ile 4 verebilirim. Tamam. Eksi 5 ve 4 verelim. Veya eksi 2 ve 4 verelim. Ne diyecektiniz? Bakın eksi 2 şurasıdır. 4 neresidir? Şurasıdır. Dolayısıyla bu kısma kadar olan S3, S2, S1'lerin toplamı ama nelisi? Tabii ki de negatiflisi. Yani eksi S3. Tekrar bakayım. S3, S2, S1. Eksi S3, eksi S2, eksi S1 olarak yazacaktık. Umarım çok karıştırmamışımdır. Sadece biraz grafik kötü olduğu için ve kendi çizimim olduğu için belki karıştırıcı olmuş olabilir. Lütfen kendiniz tekrar bakın. Alt yapısını anladıysanız zaten benim için çok mühim değil. Yani i̇şlem hatası genelde da itiraf ediyorum. Yaptığımız şeyleri anlayın. Yukarıdakiler pozitif. Belirli integralde aşağıdakiler negatif alan olarak fiziksel olarak karşımıza çıkacak. Şimdi şöyle bir soru artık gelelim en temel sorularımıza. X kare artı 2 verilmiş. Eğrinin altında kalan alan soruluyor. Tekrar ediyorum arkadaşlar alan bulacaksanız sizden ricam şu. Hangi geometrik şekli kullandık? Dikdörtgen. Lütfen dikdörtgen çizin. Burada dikdörtgenin tipi değişiyor mu? Tipinden kastım şu. Yüksekliği değişiyor mu hiç? Yani tabii ki değişiyor. Evet azalıyor, artıyor. Onu da sormuyorum. Eğri ve diğer eğri arasında bir değişiklik var mı? Hep yukarıda kalan eğri bu, hep aşağıda kalan eğri bu. Hiçbir değişiklik yok. Dolayısıyla yapacağınız şey şu, eğrinin en küçük kalınlığı, sonsuz küçük kalınlığı dx kadardır. O zaman integral dx buraya koydum. Eğrinin uzun kenarı ne kadardır? Tabii ki de f(x) yani x kare artı 2 kadardır. Nereden nereye? Eksi 1'den 2'ye kadar. İşte bu integrale baksaydık, çözelim. Birkaç tanesini çözeceğim arkadaşlar ama bir süre sonra çözmek istemiyorum. Vakit kaybettirmesin bize x küp bölü 3 artı 2x diyecektik. Eksi 1'den 2'ye. 2'yi koydum 8 bölü 3 artı 4 eksi. Eksi 1'i koydum eksi 1 bölü 3 eksi 2. E buradan kaç gelir? Eksi 1 eksi 6 bölü 3 eksi 7 bölü 3 artı diyorum 7 bölü 3 yapıyorum. Peki 8 bölü 3 7 bölü 3'ler kaç geldi? 15 bölü 3 5 geldi 4 daha sanırım 9. İşte şu arada kalan alan bizler için ne gelecekmiş? 9 birim kare gelecekmiş. Aşağı geldim kök x'lisi var bu sefer. Hangi geometrik şekli kullandık? Bunu 500 kere soracağım. Artık sıkıntı çökecek üstünüze. Ama usanmadan cevaplayın. Dikdörtgen en küçük kalınlık. Sonsuz küçük kalınlık dx kadar aldım. Yüksekliği ne kadardır? Bakın yine bir değişiklik yok. Daima yukarıda kök x kalmış. Daima aşağıda x ekseninin kendisi. Yani y eşittir. Sıfır fonksiyonu kalmış. Birazdan iki arasındaki ne de bakacağız. Dolayısıyla burada alanı bulmak demek ne demektir? Şu yükseklik ne kadar geliyor? Bakın kök x kadar. O halde integral kök x. Hangi aralıktaki bu dikdörtgenleri toplayayım sana? 1 ve 9 aralığını toplayayım. Olur. Al sana alan. Hadi bunu da çözelim. Bu ne diye çıkacaktı? 1'den 9'a x üzeri 1 bölü 2 dx. Üstü 1 arttırdım. x üzeri 3 bölü 2 çarpı 2 bölü 3. 1'den 9'a kadar. 9'u koydum. 3 üzeri 2'nin 3 bölü 2. kuvveti çarpı 2 bölü 3. Eksi 1 üzeri 3 bölü 2'nin 2 bölü 3'ü çarpmışım. Tamam. Şunlar gitseydi 3 üzeri 3 kaç gelecekti? 27 gelecekti. 27 bölü 3. 9 geldi 2 ile çarptım. 18 geldi. Eksi 2 bölü 3 diyecektim. Arkadaşlar izninizle burada bırakayım. 54 ya da 52 bölü 3. Şurada bırakayım. Tamam. Alanımız bu olacaktı. Buralarda işlem hatam olabilir. Önemli değil. Benim yazdığım şu kısım alanı veriyor. Tamam. İşlem hatası yapıyorsan yorumlarda düzeltirsiniz ama Yeter ki sınavda yapmayın. Benim anlatımımda bir daha söylüyorum. Olabilir. Ben işlemleri hızlı yapmaya çalışıyorum. Zamanınızı çok almak istemiyorum çünkü. Evet sağ tarafa geldik. İlerledikçe iyice sorular değişecek, zorlaşacak. Merak etmeyin. Siz de gittikçe sindirmiş olacaksınız. Lütfen benden önce deneyin ama. şey hep ben çözüyor gibi olmayayım olur mu? İzleyici rolünde kalmayın. Lütfen katılın. x küp eksi x kare eksi 2x güzel. Şimdi soru farklı bak. Yükseklik değişiyor mu diye az önce soruyordum ya size belki o soru çok saçma gelmiş olabilir ama yükseklik değişecek şimdi. Neden? Arkadaşlar eksi 1 ile 0 aralığındaki yüksekliğiniz buyken iken ile 2 aralığındaki yüksekliğiniz bu. Bu yükseklikler aynı olabilir mi? Elbette olamaz. Hele ki biri eksenin üstünde biri birisi altında. O zaman şuraya A1 diyelim. A1 nedir? A1. Eksi 1'den 0'a kadar. Küçücük kalınlık aldım. Dx kadar. Yükseklik bakıyorum. Kimden kim çıkacak? fx'ten 0 çıkacak. Yani fonksiyonun kendisini yazacaksınız. Bu ne demektir? x küp eksi x kare eksi 2x de demektir. İşte bu belirli integralin yanıtı alan 1'i verirdi. Şimdi geldim alan 2'ye. Alan 2'de ne yapacaksınız arkadaşlar? En küçük kalınlık yine dx kadar yazdım çarpı. Hangisinden hangisi çıkacak? Dikkat edin. Bakın burası bu sefer yukarıda kalan kısım neyin kendisidir? Y eşittir 0 fonksiyonunun kendisidir. 0 eksi, şöyle düşünün lütfen kafanız karışıyorsa, cetveli koydum, burası 0 burası eksi 3. Şu aradaki uzaklık ne kadardır? Tabii ki de 0 eksi eksi 3 kadardır. Tabii ki de bu uzaklık ne kadardır? 0 eksi fx kadardır. Dolayısıyla biz bu alanı bulurken ne diyecekmişiz? A2 baştan yazıyorum integral eksi x küp artı x kare artı 2x dx diyecekmişiz. Anlaştık mı? İşte bu alan 1 bu alan 2'dir. Şimdi size şunu sorsaydım ne derdiniz? Hani konuşmuş olalım. İntegral başka bir soru soruyorum. İntegral eksi 1'den 2'ye kadar direkt fx dx deseydim. Bu size alanı mı verirdi? Hayır arkadaşlar. Bu belirli integral verirdi. Ama biz bu ikisini çözdüysek ne bulurduk? Tabii ki de a1 eksi a2 bulmak zorundaydık bu belirli integrali değil mi? Neden? a1 pozitiftir a2 negatiftir çünkü. Bir daha söylüyorum. Siz şu belirli integralin yanıtı doğrudan alanı vermez. Bak bu neyi veriyor? A1 eksi a 2 A1 artı a 2 bulmak istiyorsanız bunları parçalayacaksınız. Yani eğrinin x ekseninin altında kaldığı yer, üstünde kaldığı yer bunların hepsi fonksiyonun uzun kenarını değiştirir. O yüzden bunları parça parça yazacağız. İzninizle artık çözmüyorum. Siz benden daha iyi bu işlemleri yapıyorsunuz. Çok güzel bir soru. Mesela az önce anlatmak istediğim şey tam olarak böyle bir şey x kare eksi 3, x eksi 4. Ne diye ayıracağız? Zaten ayrılmış ama x eksi 4'e x artı 1 diye ayrılacak. Tamam. Bunu vermiş bana. Benden iki tane alan istiyor. Ben yine a1 ve a2 diyeyim. Yüksekliklerim değişiyor mu? Elbette değişiyor. Neden? Hemen sağ tarafta hangi geometrik şekli alıyorum? Evet 500 kere söyleyeceğiz. Biliyorum sıkılıyorsunuz ama olsun. Sabır. İntegral yapacağız burada çünkü. Dikdörtgen alıyorum. Kalınlığım dx kadar. Yüksekliğim nedir? Bakın fonksiyon yukarıda kaldığı için ben burada eksi 2 ve eksi 1 aralığında a1 deseydim. Eksi 2'den eksi 1'e kadar alanları buluyorum çünkü burada. Ne diyecektim? x kare eksi 3x eksi 4 dx diyecektim. a2'ye geldiğimizde durum ne olacaktı? Arkadaşlar a2 bu sefer eğri ile ne? Eksen arasında kalıyor fakat eksenin altında kalıyor. x eksenin altında. Burada yükseklik nedir? Bakın eksi 1'den sonra daima 4'e kadar neye olmuş bu yükseklikleri? 0 eksi fx olmuş değil mi? Şunların hepsi. Ben eksi 1'den 4'e kadar bu tüm dikdörtgenleri toplatmak istiyorum. Kabul. Ama yüksekliklerim nedir? Tabii ki de 0 eksi fx kadardır. Dx yani doğrudan 1'den 4'e kadar eksi x kare artı 3x artı 4 dx diyebilirdiniz. Bunların toplamları tekrar söylüyorum. Sizlere altta kalan o sarı boyalı bölgenin alanlarını verecektim. Evet böyle çok güzel. Ya bunları çözmüyorum çünkü bunlar belirli integral defalarca yaptık. Anlayış göstereceğiniz düşüncesindeyim. Dosyada yeterince yer bıraktım. Siz lütfen çözün. Evet diğer bir örnek. Eksi 1 bölü x kare. Şimdi bazı soru tipleri var. O soru tipleri de, size metin verir. Ben çok ÖSYM'nin öyle, öyle vereceğini düşünmüyorum. Nedir metin? İşte y eşittir bilmem ne doğrusuyla x eşittir 3, x eşittir 5 arasına kalan bölgenin alanı. Onları da konuşalım. Bir kere yani öyle de verilebilir ama ben dediğim gibi öyle çıkacağını düşünmüyorum. Y eşittir 1 doğrusu dediği zaman neyi anlamanız gerekiyor? Şu bizim koordinat eksenimiz ise hemen kısacık bir özet yapalım. Fonksiyon özeti. Burasına y burasına x dediysem. Arkadaşlar y eşittir 1 şudur. x eşittir eksi 3 nedir? Budur. x eşittir eksi 3 bir fonksiyon mudur? Hayır arkadaşlar. X'e y'ye çektiğiniz her paralel doğru. Eğer eğri yani burada bir eğri varsa ve bu x'e çekilen herhangi bir e, baştan anlatayım hiç içime dediğim şey. Şöyle demek istiyorum elimizde bir çember denkleme olsun. Çember fonksiyon diye duyar mısınız? Duymazsınız. Niye? Y'ye çektiğiniz paralellerde farklı iki noktada eğri kesişeceği için bunun anlamı şudur. 1x değerine karşılık farklı iki y değeri bulacağınız için bunlar fonksiyon olmaz. Dolayısıyla x eşittir eksi 3 de bir fonksiyon değildir unutmayın tamam mı? Yani şu şekilde verilen bir eğri de sizin için fonksiyon değildir. Tamam bunu da çizdik. Ardından sorularda der işte. X eşittir bla 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 y eşittir bla bla bu eğrileri çizin arada kalan bölgeleri bulun. Bunlara dikkat edeceğiz. İntegral aldığınız takdirde fx ile hangi bölge arasında kalan alanı buluyorsunuz? fx ile x ekseni arasında kalan bölgenin alanını bulduğunuzu unutmayın. Yani size şöyle bir soru sorulursa. Mesela burası y eşittir 1. y eşittir fx. Aşağıda buna benzer bir örnek vardı sanırım ama burası a olsun. Burası b olsun şu şeyi değiştireyim rengini net görün. Bizden şu alan istenseydi ne yapacaktık? Bakın bu sefer altta kalan kısım y eşittir 1. Bu yükseklik ne kadar arkadaşlar? fx eksi 1 kadar. Ha, i̇şte bu alanda a'dan b'ye kadar fx eksi 1 dx kadar olacaktı. Bu iki eğri arasında kalan alan kısmı tekrar değineceğimiz şey ama şimdiden söyleyeyim. Tamam. Bunlar bu kadar. Grafik bilginiz önemli. Şimdi eksi 1 bölü x kare verilmiş. 1 ve 2 aralığında çok güzel bu alanı bulmamız isteniyor. Biz bu alan için yine gidelim dikdörtgen çizelim. Çizdik dikdörtgene. Kalınlığı sonsuz küçük. Buraya dx dedim. Güzel. Alan yazıyorum. Eşittir. integral dx ile çarpıyorum. Hangi aralıklarda bu dikdörtgenleri toplayayım? 1 ve 2 aralığında. Peki yüksekliğim ne kadar geliyor? 1 ve 2 aralığında. Bakın şuradaki farkı almanız lazım. Bu y eşittir 0. y eşittir 0'dan eksi 1 bölü x kareyi çıkartacağım. Yani 0 eksi lütfen parantezlerinize dikkat edin. Eksi 1 bölü x kare. İşte bu işlemin yanıtı yani o da neyi verecekti? Alan eşittir. 1'den 2'ye kadar değil mi? şöyle olacaktı. 1 bölü x kare diye mi çıkacaktı? Dx. İşte nedir? 1'den 2'ye kadar x üzeri eksi 2 dx. Hatta üstü bir arttırdık. x üzeri eksi 1 bölü eksi 1 artı c. Yani eksi 1 bölü x. Nereden nereye kadar? 1'den 2'ye kadar. İşte 2'yi koysaydınız. Eksi 1 bölü 2. Eksi ne diyecektik? Eksi 1 bölü 1. Dolayısıyla bu alan eşittir. Eksi 1 bölü 2 artı 1. Dolayısıyla buradan da 1 bölü 2 gelecekti. Bakın. Burada zaten alanın pozitif gelmesini istiyoruz demeyeceğim. Pozitif gelmesi gerekiyor. Ha belirli integral alsaydınız ne gelirdi? Onu konuşalım. Onu da e, yanıtını verebiliyor olmanız lazım. Birden 2'ye fx de x de yazsaydım. Yani şu eğri f eğrisi ya. Bunun yanıtı ne gelecekti? Tabii ki de eksi 1 bölü 2 gelecekti arkadaşlar. Nasıl bu kadar rahat söyledik? E söylememiz gerekiyor. 1 bölü 2 alanı ise bu altta kalan alanı olduğu için eksi 1 bölü 2 olacaktır. Tamam. Şunu diyebilirsiniz. Hocam o zaman ben direkt belirli integral yapayım. Hiçbir şeyle uğraşmayayım. Artı eksi çıktı önüne de koyayım. Değerlendireyim. Olur ama hata yaptırabilir size. Bak bir daha söylüyorum. Benim amacım arkadaşlar size sınavda gelecek soruları elbette çözdürmek ama bu işin devamı var. Ben burada size bir şeyler anlatırken niye 50 saat türev var? E, o 50 saat türevi izleyen adam üniversiteye geçtiği zaman bir şeyleri çok iyi anlayacak. Benim amacım bugünü kurtarmak değil. Devamında öğreneceğiniz matematik içinde de bir altyapı olması. O yüzden lütfen bunları böyle öğrenin. Şimdi şu soruyu soruyor olabilirsiniz. Bak. Mesela bunu zannediyorum ki hiçbir YKS adına yapılan kayıtta görmeyeceksiniz. Tabii ki bizim kanalımız hariç ben anlatırım. Merak eden birileri olabilir. Madem bu aralıkları anlatıyorsun hocam ben size şunu sorsaydım. 0 ve bir aralığındaki alanı nasıl bulacağız? Arkadaşlar burada sonlu bir alan mı var? Sonsuza giden bir alanı nasıl bulacaksınız? Hadi bakalım öyle hemen tıkır tıkır integralleri yapıyorsunuz. Burada ne yapacağız? Ha? Soruyu anlamadıysanız şöyle sorayım. Mesela bildiğiniz bir fonksiyon üzerinden gidelim. Bildiğiniz bir fonksiyon e, ne olsun? 2 üzeri x fonksiyonu biliyorsunuz. Çizmiş olmanız lazım logaritma öğrenirken. 2 üzeri x. Şöyle bir grafiği vardır. Ben size desem ki şu aralıkta kalan alanı istiyorum. Eksi sonsuzdan sıfıra kadar olan. Ha? Şöyle bir şey soramaz mıyım size? Sonsuzlardaki alanı nasıl bulacağız? Veya şunu sorsaydım. Düşünün iş ilginçleşmeye başlayacak birazcık. Yani integral öyle hafif bir konu değil. Sizin için hafif merak etmeyin ama normalde hafif bir konu değil. Şöyle bir şey olsa mesela 1 bölü x olsa. Ama dese ki sıfırdan başlayacağım. Yani bu sonsuz aralıkları alıp buraya kadar mesela x eşittir 5'e kadar gelseydi. İşte biz bunu integralleri yaparken de has olmayan. Türkçesi sanırım has olmayan diye çevriliyor. Ya yani proper uygun demek aslında. Improper uygun olmayan, e, yeterli olmayan ya da nasıl söyleyeyim o iş için hani tam olarak ihtiyacınızı gidermeyecek anlamında. Has olmayan diye çevriliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Improper integral kullanıyoruz. Müfredatınızda yok söyleyeyim hani şey olmayın. O ne oluyor falan diye bir şey yok. Sadece ben merak eden arkadaşlar için çok kısa değinmek istiyorum. Bu improper integral kısmı ile ilgili 50 dakikalık kanalda videom var. Haberiniz olsun. Bu üniversite konusudur arkadaşlar. Ama anlattım. Yani dilerseniz linki olarak bırakacağım. izlersiniz. Improper integralde de şu olur. Eğer sizin sonsuza giden bir şeyiniz varsa. Mesela burada 1 bölü x'i düşünelim. 1 bölü x'in de tabii integralini almayı bilmiyorsunuz. Yani çok az şey biliyorsunuz zaten. Atıyorum şuraya kadar kısıtlamış olalım. Bu da x eşittir 1 olsun. Burada integral şöyle yazılır. Sıfırdan 1'e kadar 1 bölü x dx ama arkadaşlar siz buradaki sıfırı buranın tanımında olmadığı için Kullanamazsınız bu yani düzgün bir integral çıkartmaz veya şöyle değerlendirelim 1 bölü x kare diyeyim isterseniz 1 bölü x kare dx. Bu daha uygun olacak sizin için e Bu sıfırı kullanamayız ki burada bu ne diye çıkmıştı eksi 1 bölü x diye çıkmıştı ben nasıl koyayım sıfırı sıfırdan bile O yüzden bu durumu çözmek adına biz şöyle bir şey yapıyoruz Dediğim gibi burası müfredatınızda yok. Sadece genel kültür olarak dinleyin. Burada yapacağımız hamle şudur. Deriz ki biz bir B sayısı alalım. Burada B kullanalım. Yani biz bunu veya A kullanalım isterseniz. A. Buradaki A birden A'lar A'dan 1'e kadar olsun. 1 bölü X kare DX olsun. E ne oldu hocam? Nasıl A'yı kullandık? Nasıl rahatlıkla kullanabiliyoruz? Burada da başına bir limit koyardık. Limit derdik ki A giderken nereye? Sıfır at? İşte bakın bunu limit durumuna değerlendirdik. Yani A değeri sıfıra gittikçe dolayısıyla bu elinin görüntüleri nereye kadar tırmanacak? Sonsuza kadar. Eğer siz bu integrali çıkartıyor olsaydınız derdiniz ki limit x giderken a'ya eksi 1 bölü x diye çıkacak. Nereden nereye? a'dan 1'e. Bir şey daha yakınmak istiyorum. Ben bazen deyince hani arkadaşlar sonsuzluk önemliydi kalkmamalıydı. Arkadaşlar belirsizliklerde sonsuz böyle sonsuz önemliydi kalkmamalıydı. Orada bir tane bir şey kaldırdıkları için ben size bunlarla ilgili hiçbir şey anlatamıyorum. Ve bunu müfredat videosunda söylememe rağmen bazı burada da ders anlatan hocalar dalga geçmişti ama öğrendiğiniz şeylerin ne kadar cılız, ne kadar hiçbir şey olmadığını görün arkadaşlar. Yani siz yüzde birini öğreniyorsunuz. Kocaman bir pasta var geriye kalan. Onu demek istiyorum. O yüzden lütfen düşünmekten ve araştırmaktan geriye durmayın. değerleri de yerine koyardık. Eksi 1 bölü 1'den. Eksi 1 bölü 1. Eksi. Ne diyecektik işte? Limit x giderken a'ya eksi 1 bölü a diyecektik. Limit x giderken a'ya değil limit x giderken sıfıra pardon limit a giderken sıfıra. Limit konuşurken karıştırdım a giderken sıfıra şöyle bir şey. E ne olacak arkadaşlar bu eksi 1 bir bölü 1'den eksi 1 eksi a giderken sıfıra. Tabii ki sağdan gidiyoruz burada dilerseniz bunu sağdan olarak değerlendirelim. Eksi 1 bölü 0'ın sağı ne gelir? 0'ın sağı şöyle bir şeydir değil mi? Dolayısıyla bu eksi sonsuz gelecekti. Dolayısıyla buraya da eksi sonsuzu koyduğunuzda bu işlemin sonucu kaç gelirdi? Eksi 1 artı sonsuzdan sonsuz gelirdi. Yani siz burada arkadaşlar altta kalan bir alan hesaplayamazsınız. Bu demek ki sonsuza kadar giden bir alan olacakmış. Hatta bunu bilgisayara da çözdürseydiniz size bunun ıraksak olduğunu söyleyecekti. Bu ıraksak, divergent olarak çıkacaktı. Bunları da dediğim gibi hani genel kültür olarak veriyorum. Böyle bir şey var. Ha yakınsak ol, olmayan ya, ya da yakınsak çıkması ne demek? Demek ki bu yakınsak çıkan bir şey olsaydı şöyle düşünebilirsiniz. 1 bölü 2'si düşünseydiniz mesela 1 ve sanırım sonsuzla bu yakınsak çıkabilirdi. Tam anımsamıyorum ama bunun yakınsak çıkması bu alanın hesaplanabilir olması demektir. Bir de arkadaşlar bunların yüzey alanları var. Mesela şöyle düşünün yüzey alanını da integralde buluyoruz. Siz bir malzeme dökeceksiniz fabrikada ve bu malzemenin, böyle bir malzeme dökseydiniz bu malzemenin içerisini ne kadarlık yapıyla doldurmalıyım ki Değil mi alanı nihayetinden içini kaplaması lazım. Tabi hacmi de olabilirdi. Ne kadar kullanmalıyım bunları hesaplamak için kullanabilirsiniz. Ha böyle bir şeyin mesela alanı için yeterli bir malzememiz olmayacaktı. Bir de şöyle bir şey var. Düşünün ki bunu kayıtlar bitince anlatırım size. Bir tane yapımız var elimizde. Bu, bu yapının içini bir şeyle doldurabilmenize rağmen yüzey alanını mesela yüzey alanını hesaplıyoruz edelim. Yüzey alanını sonsuz buluyorsunuz. Yani bu ne demek? alanını bir yapı olarak doldurabiliyorsunuz. Düşün iki boyutlu bir şey düşünün. işte içini doldurabilmişsiniz ve bunun üstünü boyamaya çalıştığınızda içini doldurabilmenize rağmen hiçbir şekilde boyanızın yetmeyeceği bir şey düşünün. Çok güzel bir soruydu bu bizim kalkülüs iki sorularımızdan biriydi. Bunu anlatacağım arkadaşlar bu seçici bir örnektir. Ee, ne demek istediğimi bilmiyorum açıklayabildiğimi. Elinizde bir e, madde üreteceksiniz diyelim. İşte bu maddenin içine 2 boyut doldurabilmenize rağmen bu maddeyi boyamak için hiçbir boyanın yeterli olmayacağı bir şey hayal edin. Tamam çok güzel bir sorudur bu. Bunu da dediğim gibi konuşacağız. Evet. As olmayan integral buydu. Sorusu olan arkadaşlar için. Şimdi geldik y eksenli duruma. Y'de hiçbir şey değişmiyor ama lütfen şuna dikkat edin. Burada eğrilerin neye göre yazıldığı önemli. x eşittir f'ye yazmak ne demektir? Aslında fonksiyonun Tabii ki burada ya da tersi almak diye de e, tam olarak geçiştirmek istemiyorum. Burada fonksiyon bir kere bu bir fonksiyon değil. Değil mi? Görüyorsunuz 3 noktada kesmiş. Bak mesela bu bir fonksiyon değil. Burada x eşittir y cinsinden verilir. En basit şöyle bir örnek verebilirim size. Mesela x eşittir y kareyi sorsaydım ne derdiniz? x eşittir kök x eşittir mutlak değer y diye çıkardı her tarafın kökünü alsaydınız. y'ler pozitifken kök x y'ler negatifken kök, eksi kök y bak işte diyorum arkadaşlar grafik 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 bilmeden bu işler biraz zor. Bu çıkacaktı. Dolayısıyla bu fonksiyon olmamasına rağmen ben şu alanları bulmak isteyebilirim. Tabi x'ten gidip de bulabilirsiniz ama doğrudan oradan da bulmak isteyebilirim. Buradaki motivasyonumuz şu lütfen dikkat edin x'ler y'ye bağlı verilmiş tamam. Madem adam bulmak istiyorum o zaman bu sefer yatay dikdörtgenler alayım. X'e bağlı değil bu sefer y'ye bağlı yapıyorum. Değişikliğim nerede? Hangi eksende sonsuz küçük alıyorum? Y'de. Dolayısıyla kalınlığım DY kadar olacak. Güzel. Nereden nereye ben bu dikdörtgenleri toplatıyorum? A'dan B'ye kadar toplatıyorum. Şimdi yüksekliğinize bakacaksınız. Yani uzun kenara yükseklikten kastım. Cetveli yan çevirdik. Şurası 0, şurası 3. Bu aralık ne kadardır? Veya şuraya 1 verelim. Şuraya 4 verelim. Bu aralık ne kadardır? 4 eksi 1 kadardır. Yani fx eksi sıfır kadardır. Dolayısıyla fx değil tabii ki özür dilerim bu fy oldu artık. O zaman bu da fy eksi sıfır kadarsa doğrudan sıfırını da yazmayayım. fy d'ye. Nasıl ki eksenin üstünü pozitif saydıysak y'nin sağ tarafı da pozitif olacağı için burada direkt alan a ve b aralığında fy d'ye belirli integraline eşit olur. Ama eğer solda kalsaydık y ekseninin solunda çizdim dikdörtgenimi. Yine kalındığım ne kadar gelecekti? Dye kadar gelecekti. Nereden nereye toplatıyorum? C'den Dye kadar toplatıyorum. Peki. Şimdi dikkat. Cetveli yan koymuşum Burası eksi 3, burası 0. Ne kadar uzaklık? 0 eksi eksi 3 kadar. Dolayısıyla 0 eksi ne diyecektiniz buraya? Fye. 0 eksi Fye. Yani bu yine ne diye çıkacaktı? Eksi Fye Dye kadar. Tekrar ediyorum sizden tekleyeceğim. Aradaki uzunluğu bulup hangi değişkene göre kalınlık alıyorsak onu yazıp B'de den çözmeniz Bu kadar. Bakalım birkaç örneğe. Bir daha söylüyorum. Siz hani ikise bağlı da yapabilirsiniz. Şu bir seçenek değil mi? Hocam ben burada 1 ve 4 aralığını bulsam. işte sonra şuradaki zaten karenin alanını biliyorum. Hepsinden çıkarsam kabul. Kabul. Hepsi kabul. Ama ben konuyu anlattığım için yorum geliyor bazen. Şey oluyorum orada da. Gerçekten tansiyonum yükseliyor. Geçen bir videomda olmuş. 10 dakika açıklamışım. Daha kolay çözüm var. Niye uzattın yazmış. Ya çözümü anlatıyorum. Hani nasıl anlatabilirim? Yoksa ben de hızlıca şunu diyebilirim. Birden 4'e şu şu şu. O yüzden olur arkadaşlar anlaştık mı? Bunları lütfen yoruma yazmayın. S. S'yi bulmak istiyorum ama Y'ye bağlı bulmak istiyorum. Ne yapacağım? Tek yükseklik kabul mü bu S için? Bence kabul. Neden? Çizdiniz buradan buraya. Bakın bu fonksiyon tipi değişiyor mu hiç? Hayır. Hep aynı şekilde gidiyor. Peki kalınlığım ne kadar? D, Y kadar kalınlığımız. O zaman S eşittir. integral D, de Y dedim. Nereden nereye? 1'den 4'e kadar Hayır. Sakın düşmeyin bu hataya. Ne aralıkta bakıyoruz? Nerede bakıyoruz? Y'de bakıyoruz. Arkadaşlar kök 1, 1 gelecek. Kök 4, 2 gelecek. Tamam dikkat edin. Birden 2'ye kadar bakıyoruz. Çünkü Y'de bakıyorum bu sefer. Ne demiştim? Y eşittir fx alamazsınız. Yine dikkat edin. Y eşittir fx alamazsınız. Biz Y'ye göre baktığımız için burada x eşittir fy almak durumundayız. X'i yalnız bıraksaydınız her tarafın karesini alacağınız için x eşittir y kare demektir bu. Dolayısıyla bu 1'den 2'ye cetvel pozitife doğru kaymış. Güzel. O zaman y kare çarpı dy olacaktır. Ne gelir bu? y küp bölü 3 gelir. Koyalım 1'den 2'ye. 8 bölü 3 eksi 1 bölü 3. Sanırım 7 bölü 3. Bunu bir de x'i çözeyim. Kafanız karışmış olabilir. Çünkü görünen yani aynı cevap çıkacağını da görün. Nasıl yapacağız o halde? Şöyle diyelim. E, tüm alan ne kadardır? 8'dir değil mi? Tüm alan 8. Şu küçük kare ne kadardır? Kare diyorum. 1. Çıkarttım. Kalan demek ki şu alanlar 7. Yedi. Ben 7'den şurayı çıkartırsam neyi bulurum? Yukarıyı bulurum. Anlaştık. 1'den 4'e kadar fx dx diye çıkartacaktım. Kök x çarpı dx. x üzeri 3 bölü 2 çarpı 2 bölü 3. 1'den 4'e kadar. Bu ne çıkacaktır arkadaşlar? Hemen yapalım. 2 üzeri 2. 2'ler gitti. 8. 16 bölü 3 geldi. Eksi. Değil mi? Yanlış yapmıyorum. 8 doğru 16 bölü 3. 1 koydum. 2 bölü 3 geldi. Çıkarttım arkadaşlar. 14 bölü 3 geldi. Dilerseniz buna da B diyelim. Şu kısım da B olsun. Tamam. Şurası B olsun. E, dolayısıyla B 14 bölü 3 ise bana kaç kalmıştı? 7 bölü 3 kalmıştı değil mi? 8'den 1 çıkarttık. Arada kalan tüm kısım 7 idi. E, 7'den 14 bölü 3 çıkarsaydık neyi bulacaktık? 7 eksi 14 bölü 3. 3 kere 7 21. 14 çıktı. 21 eksi 14 bölü 3'ten bu da yine ne gelir? 7 bölü 3. İşte bu size neyi verecekti? Tabii ki de a'yı verecekti. Şimdi anlaştık mı? Bakın burada bulduğunuz 7 bölü 3 işte şudur. Bu 7 bölü 3'tür. Nereden isterseniz yapın ama y'ye bağlı yapacaksanız Y'ye biraz kafa karıştırıcı. Bana kalırsa çok y'lere bulaşmayın. Tabii anlatırken anlatıyorum. Hani i̇lla y'den çözmez gereken yerler olur ama bunlara dikkat edin. Şimdi komple mavili bir şey sormuşum burada da. Bence y'yi konuştuğumuz için keşke şuraları sorsaydım daha sağlıklı olurdu. Hani ben burayı da sizden istemiş olayım arkadaşlar bu vesileyle. Önce bu aralıkları konuşalım. Şuralar ne diye çıkacaktı? Önce bir bunları değerlendirelim. Madem y'ye bağlı yapıyoruz. Evet. Hatta şöyle diyelim mi buraya S1 diyeyim, buraya S2 diyeyim. Zaten soruların çözümlerini yapmadığımız için yazıp geçiyoruz. Daha çok şey konuşmuş olalım. S1'i nasıl bulursunuz? Şurası S1. Çizdim. Dikdörtgenimi y'ye bağlı yapıyorsam integral nereden nereye 0'dan 1 bir koyduk 1'e gider burası 0'dan 1'e. Evet, hangi fonksiyon x y'ye bağlı bakın yukarıda verilmiş çok güzel. Madem y'ye de bakıyorsanız y kare diyeceksiniz çarpı d y diyeceksiniz bu s1. S2'ye gelseydik s2 şu aşağısı. Burada ne diyecektiniz arkadaşlar? Çok güzel İşte bakın burada fonksiyonun eğrinin daha doğrusu bu bir fonksiyon değil eğrinin denklemini yazabiliyor olmanız önemli. Şu eğrinin denklemi nedir? Her tarafın kare kökünü alsaydınız kök x eşittir kök y kare. Yani kök x eşittir mutlak değer y. Az önce demiştik. Bakın bu eğri kök x eşittir y iken şu eğri eksi kök x eşittir y'dir. Dolayısıyla bunu konuşurken de siz nereye kadar gideceksiniz? Şu eksi 1 olacaktı. S2'yi konuşuyorsak eksi 1'den 0'a kadar. Uzunluğunuz ne kadar? Dikkat edin artık arkadaşlar. Uzunluğunuz ne kadar? Şurası S2. Şöyle gösterdim. Şurası S2. Uzun uzun ne kadar? Çizdik şunu. Ne geliyor? Bakın, eksi kök x geliyor. Eksi kök x, dx. Anlaştık mı? Ha şunu diyebilirsiniz. Hocam x'e göre bunlar simetrik. O zaman yukarının zaten aynı alanı S2 değil midir? Evet. Kabul. Dediğim gibi ben o alengirli olayları size hiç söylemiyorum. Benim tek amacım alanı nasıl bulduğunuzu anlatmak. Ama bunlar doğru. Yapabilirsiniz. Bunlar S1, s Şimdi gelelim mavi alana. Mavi alanı nasıl bulurduk? Bak o da çok ilginç. Konuşalım. Bir tık ileriden gidiyor gibi olacak ama halledeceğinizi düşünüyorum. Neyi rica ettim sizden? Ders başından beri diyorum ki lütfen yükseklik çizin. Çizelim bir tane yükseklik. Nerede bakıyoruz arkadaşlar? X'e bakalım olur mu? Şurayı konuşuyor olalım. Heh. Şimdi bunları sileceğim. Karışıklık olmaması adına. Şu eğrinin ne olduğu kalabilir. Bence bu kıymetliydi. Bunlar kalsın. Geriye kalanını şöyle silelim. Heh. Şimdi bu yüksekliğe bakacaksak. Bakın bu sefer içeride şu alanı bulmak istiyorsam. X'e göre bakmak istiyorsam da şöyle dikdörtgenler çizebilirim. Arkadaşlar burada dikdörtgenler değişiklik sağlıyor mu? Yoksa hep yukarıda kalan ve aşağıda kalan aynı mı? Sanırım hep yukarıda kalan ve aşağıda kalan aynı. Değişiklik ne zaman sağlardı? Bakın şunda hani açıklayayım ne zaman değişiklik oluyor? Bakın şunda değişiklikler oluyor. Gördünüz mü? Bir biri yukarıda kalmış bir biri yukarıda kalmış. Bunlara zaten eğrinin aralarında kalan alanda konuşacağız tekrar. Ama burada değişen bir şey yok. Üstteki de aynı. Alttaki de aynı. E kalınlığım ne kadar? Mavi diyorum. Mavi. Mavi kalınlığım ne kadar? Dx kadar. Nereden nereye bakıyoruz? Arkadaşlar sıfırdan 1'e kadar bakıyoruz. Çok güzel. Şimdi hata yapacağınız işte en büyük yerlerden biri. Ama dediğimi hep kafanızda canlandırırsanız hata da yapmazsınız. Yükseklik al. Bitti. Koydum cetveli. Burası 1, burası eksi 2. Nasıl buluyorsunuz aradaki farkı? 1 eksi eksi 2 bu kadar. Yukarıdaki eğri ne? Kök x. Evet yukarıdaki eğri kök x. Bak sizin dediğiniz şey şimdi ya da dediğinizi düşündüğüm şey tasdik edeceğim. Eksi aşağıdaki eğri. Eksi kök x. Dolayısıyla bu. E ne çıktı arkadaşlar buradan? Ha? Sıfırdan bire iki tane kök x eksi. Niye iki tane çıktı? E çünkü x'e göre simetrik. Yukarıdakinin aynısı aşağıda var. Yukarıdakinin iki katı işte. Matematik güzeldir arkadaşlar. Demek ki buradan da ne diyecektiniz? İki tane sıfırdan bire kök x eksi. Bak bitti. İşlemlerini yapıyorum. Anlaştık mı? Zannediyorum ki çok iyi anlıyorsunuz. Umarım öyledir. Çok mutlu olurum öyleyse. Ya tepkilerinizi görememek bazen çok üzüyor biliyor musunuz? Hani şey yüzünüzdeki ifadeleri görmeyi bazen çok istiyorum. Keşke anlıyorlar mı anlamıyorlar mı onu anlayabilsem diye. Yapacak bir şey yok. Yorumlarda belirtirsiniz artık. Bir sonuç kutucuğum var. Bu sonuç kutucuğunu da verelim. Şimdi şöyle bir şey sorabilirim size. Sonuç. F A'dan B'ye C'den D'ye giden birebir örten ve her noktada integrallenebilir bir fx fonksiyonu olsun tamam. A'yı nasıl bulduk arkadaşlar biz şimdiye kadar? Yükseklik olarak bakalım demiştik güzel o zaman Şurada bir Dikdörtgen oluşturdum hızlıca. Lütfen siz de ilk etapta soruları çözerken bunları çizin. Eğlencesine çizmiyorum çünkü böyle ilk etapta böyle öğrenmeniz lazım lütfen siz de çizin. D eksini koydum çarpı. Yüksekliğim ne kadar? Bu bir fx eğrisiymiş y eşittir fx bunu da yazalım o zaman fx eksi 0 kadarsa fx dx kadardır. Anlaştık. Nereden nereye kadar? A'dan B'ye kadar. Bu A alanını veriyor. B'yi nasıl buluruz? Y'ye bağlı yapabiliriz. İsterseniz tüm alandan da çıkarabiliriz. Ben Y'ye bağlı yapmak istiyorum. Burada çizdim. Tamam yüksekliği bulurken ne diyeceğim o zaman? Direkt şurası ama y eşittir fx olmaz. Ne diyeceğiz? madem bu ters alınıyor. X ile Y'nin yerini değiştirmek tersini almak demek değil mi? Ha, o zaman arkadaşlar siz buraya f eksi 1 x eşittir y diyemez misiniz? Bu neye eşittir zaten? F y eşittir x'e eşit değil midir? Ha? Ha, demek ki yukarıda yaptığımız şey acaba ters alma işlemi miymiş? Elbette. Dolayısıyla burada baktığınız şu uzunluk ne kadar gelecekti? F eksi 1 x kadar gelecekti. Yani nereden nereye kadar? C'den D'ye kadar f eksi 1 x çarpı dx demek de bana b alanını verir. E çok güzel bir şey çıktı arkadaşlar. Bakın a ile b'yi bir de şurayı a çarpı c'yi toplasaydınız neyi verirdi size? Ha? b çarpı d eşittir. a çarpı c artı integral a'dan b'ye f x dx artı integral c'den d'ye f eksi 1 X'de x dx. Bazen sorularda şu sorulur. O güzeldir. F, R'de birebir örten ve integrallenebilir olmak üzere. Bak bu fx eğrisi. Peki biz bunun fx eğrisi olduğunu biliyorsak şu altta kalan kısım şuraya kadar olan kısma baksaydık ne derdik? A'dan B'ye fx dx derdik. Bu size nereye verirdi? İşte şu kısmı verirdi. Peki sonra bir de yanda kalan kısmı bulsaydınız. Şurayı bulsaydınız. Bu nedir? B'den D'ye B'den C'ye affedersiniz. B'den C'ye f-1x dx. Bakın bu toplamın hepsi işte şu kutucuğu verecekti. Anlaştık mı? Bu tipte soru sorulabilir. Farklı olarak şu gelebilir. Aklıma geldi, hızlıca yazayım. Mesela, mesela arkadaşlar size şu sorulabilir. Derdi ki, şunun mutlak değerini al. Ee, bir şey çizmiş olalım yine. Nasıl bir şey yapalım? Ee, tam tam ifade edemedim de aklımdakini en azından yazayım. Şöyle bir şey söyleyebilirdi. Ha, mesela, mesela şöyle olabilir. Bakın. Etrask evet, rastgele aklıma geldiği için yazıyorum. Soruları da zaten hep hani en çok neyle karşılaşacağınızı veya ne de takılacağınızı düşünerek hazırladım. Şöyle bir şey olsun. Burası 6 olsun. Burası 0 olsun. Şurası ne diyelim işte. Eksi 3 olsun. Burası da 2'ye 8 olsun. Farklı değerler vermeye çalıştım. Evet. Arkadaşlar ben size şunu sorsaydım. Mesela şu alanı nasıl bulursunuz? Bu alanı yazmak ne demektir? Bu y eşittir fx ise. Hı? Hadi şöyle konuşalım isterseniz. A1, A2, A3, A4 diyelim. A1'i nasıl yazdırırsınız? Ha? A1 sıfırdan 8'e. F-1 x dx değil mi? A2'yi nasıl yazdırırsınız? Sıfırdan 2'ye kadar fx dx diye yazdırırsınız. Değil mi? Şöyle olur. İşte bunların toplamı ne olur? 16 olur mesela. A3'ü nasıl yazdırırsınız? Dikkat. A3 yanda bakacaktınız. Bu sefer yüksekliğiniz nereye düştü? Negatife düştü. Dikkat edin. Değil mi? Negatife düştü. Nasıl negatife düştü hocam? E şöyle. Bak burası değil mi? Şöyle değil mi? Nereye kadar gidiyoruz? Biz buradan bir uzunluk alıyorsak Değil mi? Burayı mı buluyoruz sizce? Uyaranlara bravo. Arkadaşlar nasıl buraya alacaksınız? Şuraları bulmuyor muyduk? Dikkat edin işte yaptığımız işlerde dikkatli olmamız lazım. Bakalım bir denedim hani düşen olacak mı acaba diye belki sizi düşürmüşümdür. Lütfen dikkat edin. Buraya bakarken bu alan, buraya bakarken bu alan yani eğriler arasında y'ye bakıyorsanız y ekseni eğri arasında kalan, x'e bakıyorsanız x ile eğri arasında kalan. A3 kaç gelecektir o halde? 0 eksi fx eksi 3'ten 0'a kadar eksi fx dx. A4 kaç gelecektir o halde? Bu sefer de burası tabi eksi 6. Eksi 6'dan 0'a kadar f, evet eksi 1 x dx. Şimdi size şunu sorsaydı. Mutlak değer f eksi 1 x dx deseydi ne yapardınız? Ben bunu sorsaydım size nereden nereye diyeyim hatta? integral eksi 6'dan 8'e kadar. Arkadaşlar mutlak değer ne demek? Yani zaten bunun tersini çizdiğinizde yani şu da olabilir. Y eşittir x'e göre simetriyi ne alırdınız? Atıyorum. Çok iyi bir grafik olsa sonra tersinin mutlağına da geçebilirdiniz. Ama bu mutlak değer ne demektir? Normalde şunu soruyor değil mi? Eksi 6 ve 8 aralığına bakacağım ve mutlak değerler daima pozitif gelmeyecek mi? E tabii ki de daima pozitif gelecek. O halde burada gelen A4 aslında negatifti. Y'nin solunda kaldı. Ama bunun mutlağına geçmek demek ne demektir? Pozitifi demek demektir. Yani burası A4 artı yukarıda kalan kısım ne gelecekti? Bakın şunların toplamı A1 gelecekti. Şimdi ne demek istediğimi anladınız mı? Mesela şunu sorsaydım. Komple toplamlarını sorsaydım. Birazcık şunları sağa taşıyalım. Komple toplamlarını sorsaydım. Deseydim ki eksi 6'dan 8'e mutlak değer f eksi 1 x dx. Bakın tamamen ne demek istediğimi anlayacaksınız. Eksi 3'ten 2'ye mutlak değer f x dx. Hadi bakalım buna kim doğru cevap verecek? İkisinin de mutlağını toplasaydım. E ne dedik? Tüm alanları vermez mi? 3 kere 6 18. Aşağının alanı artı 2 kere 8 16. Toplasaydınız da 34'ü verirdi. Umarım kafanıza yerleşmiştir. Bunlarla ilgili pratik yapacağız zaten. Merak etmeyin.